Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçıya yönelik düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Bakanlık yıl sonunda 10.2 milyar liraya ulaşacak hibe desteği şeklindeki teşviklerini gelecek sene 20 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'deki düzenli göçmen sayılarına değindi. Yerlikaya, 3.254.904'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4.643.986 düzenli göçmenin Türkiye'de yaşadığını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon salımının azaltılmasına yönelik elektrikli araçların üretimine hız verildi. Otomobillerde emisyon azaltma hedefi 2035 için %100 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra ise dizel ve benzeri araçların satışı yapılamayacak. Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobil satışı bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre teşviklerle birlikte %46.9 oranında artış yaşadı. Çağrı merkezleri bu yıl yoğun mesai yapmak zorunda kaldı. 2010 yılında kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 üzerinden günde ortalama 50.000 aramaya cevap veriliyor. EYT düzenlemesinin gündeme alındığı bu yılın ilk 4 ayında toplamda 10.820.000 arama aldı. Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı reklamlar hakkında inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı da tüketicileri aldatan reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle geçen ay 12 milyon lira ceza uygulamıştı. Şimdi de bazı internet sitelerinde medyum, büyü, fal tanıtımları yapıldığı tespit edildi. 39 internet sitesi hakkında başlatılan incelemede tanıtım ve reklamlarda dini inanç istismarı tespit edilerek sitelere erişim engeli getirildi. Son günlerde gündem olan ve MASAK tarafından da yakın takibe alınan sosyal medya fenomenlerinin şimdi de ne kadar kazandığı merak ediliyor. Şimdiye kadar Türkiye'de 170 bin kadar sosyal medya fenomeni, bir diğer tabirle influencer olduğu tahmin ediliyor. Markalar ürünlerini satmak ve daha fazla tüketiciye ulaşmak için fenomenlerle işbirliği yapıyor. Birçok firmayla çalışan fenomenler 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları içinse vergi ödemiyorlar. Uzmanlar çoğu fenomenin kripto paralar aracılığıyla ödemeleri aldığını ve şahsi hesaplarına aktardığını söylüyor. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.